Şimdi birlikte yılbaşı ağacının tasarımını yapacağız. Süslemeyi sonrasında anlatacağım. İlk önce yılbaşı ağacının genel formunu tasarlayacağız birlikte. Hemen cetvelimizi sol alt köşeye yerleştiriyoruz. Sağdaki şekillerden mavi renkli olan yıldızı alıyorum. Bu yıldızın boyutlarını %100 yapıyorum. Yüksekliğini 10 değil 5 yapıyorum. Ya da 10 da yapabilirim. 5 çok az olacak. 10 olarak kalsın. Şöyle şuraya getiriyorum. Bu yıldızın aslında pointten sayısını yani uzantılarının sayısını arttırabilirsiniz. Radius'tan da oynayabilirsiniz. Bu da oynama şansınız. Yani büyütmek için nesnenizi. Bakın 122, 122 oldu. Bunu ben bir geri alayım. %100 kalsın. Inner Radius'ta girintilerine sayısını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ben şu girinti sayısını arttırayım yine ama şöyle kalsın. Hiç fark etmez. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bunun bir standardı yok açıkçası. Şu boyutlarını tekrar %100 olarak düzelteyim. Hepimizinki standart olsun. Rengini de yine dediğim gibi yeşil yapalım ağacımızın. Turuncu da olabilir, sarı da olabilir. Fark etmez. Her biri farklı farklı da olabilir. Şimdi asıl geldi iş döndürme ve çoğaltma kısmına. Nesneme tıkladım. Duplicate and repeat tuşuna tıkladım. Ardından şurada çıkan bir üçgen var. Şu üçgen bakın gördünüz mü? O üçgenle ne basarak yukarı doğru çektim. Döndürme tuşuna basıyorum. Bu Z ekseninde döndürüyor. Şu yatayda döndürüyor. Tamam, istediğim bu zaten. Bazen farklı yerde çıkabilir bu döndürme. Birazcık döndürdüm. Şimdi klavyeden Shift ve Alt bakın. Shift ve Alt tuşlarını aynı anda basıyorum. Shift ve Alt tuşlarını aynı anda basıyorum. Hiç elimi çekmiyorum. İki tuşa da bastım. Hiç elimi çekmedim. Sağ alt köşedeki kırmızı noktadan merkeze doğru küçülttüm. Sonra bu tuşa defalarca bastım istediğim kadar. Ve hepsini seçtiğimde bakın döndürdü ve çoğalttı ve küçülttü. Hem döndürdü hem küçülttü hem yükseltti. Sonra hepsini seçip tepedeki küçük kareden, beyaz kareden tutup çektiğimde yılbaşı ağacının bu formunu elde etmiş oluyorum. Ondan sonrasında her birinin rengini farklı yapıp gruplayabilirim de. Bu da bir seçenek. Şu anda tek nesne olarak buraya geldim.